Sese doğru, FIFA 19'a doğru. Gelin gençler, FIFA 19'u denemeye devam ediyoruz. Bugün sizlere göstereceğim, çok uzun zamandır hayal ettiğim ama eGames'in gerçekleştirdiği bir olay. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane mod var. Bunlar eğlenceli challenge modları. Long range dediği gençler, ceza sahasının dışından attığınız şutlar, goller, 2 gol, içinden attıklarınız 1 gol yerine geçiyor. Survival'da gol atan takımdan bir oyuncu eksiliyor. Efsane keyifli. Headers and Volleys'te de işte voley ve kafa vuruşlarını gol olarak sayıyor. First to altın gol gibi ilk gol atan kazanıyor. No Rules'da bildiğiniz sokak futbolu. Kural mural yok. Dal, offside, offside yok. Çok enteresan. Önce gençler şu long range'i bir deneyelim. Tek tek deneyeceğiz bu videoda. Hepsine bakacağız. Şöyle sağlam bir takım alalım kendimize. Hadi ben Juventus, ya Ronaldo orada olduğu için Juventus, eminim birçoğunuz onu isteyeceksiniz. Juventus seçiyorum. Rakip de şöyle, yani bir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş değil de farklı bir takım seçelim. Değişik olsun maksat. Alanyaspor, Antalyaspor, Başakşehir. Hadi Başakşehir olsun. Ve Juventus, Başakşehir. Burada önemli olan uzaktan gol atarsak eğer 2 gol yerine geçecek. Onu görmek istiyorum. Ve işte az sonra müthiş mücadele başlayacak değerli futbol severler. Tribünler tıklım tıklım dolu. Juventus'ta şu şeyleri bir kapatayım ya, spikerleri, müzikleri falan. Bak spiker on ya işte gençler, FIFA'nın spikeri bu yüzden güzel. Adam diyor ki bak diyor, uzaktan vurma diyor, challenge olacak diyor, uzaktan atılan goller 2 gol sayılacak diyor. Konuşuyorlar abicim, konuşuyorlar. Mücadele başlıyor, uzaktan atacağız golleri, Ronaldo'ya vereceğiz. Ronaldo uzaktan vuruyor ama çarpıyor. Dakikalar 2. Başakşehir Juventus maçı enteresan. İndir onu. Hadi çocuklar dikkat. Şimdi saldırın bakayım. Saldır. Oğlum bir de gol yemeyelim, gol atacağız derken. Şimdi Ronaldo'ya efsane bir pas. Ronaldo. Nasıl kaydı hocam? Ayıp. Terbiyesizlik, çirkeflik. Yapıştır kırmızıyı. Ooo işte bu, ulan FIFA adamsın ya. Epuriano. Kırmızı kartı görüyor çünkü gole gidiyorum son adam. Ve müdahale sert, kırmızı kartla işte böyle sinirleniyorlar. Ya free kick nasıl kullanıyorduk ya. FIFA'daki free kickleri. Neyse deneyeceğiz. Şöyle bakıyorum. Hadi be, olur mu dersiniz? Olabilir belki. Deneme 1-2-3. Allah'ım çarptı. Frikiklere çalışmam lazım. Pesteki gibi değil çünkü. Etkili olabilir. Gelişine Ronaldo, yine kalecinin üzerine ya. Arkadaş kalecinin üzerine vurmayın şunu. Hadi bu sefer şu taç. Ya şu taçları sevmiyorum ya. Peste de aynı, FIFA'da da aynı. Sevmiyorum. Çünkü acele kullanmak istiyorum. Al onu. Bastır çocuğu. Savunmam nerede? Al onu. İşte bundan bahsediyorum. Oynayın. Bana top oynayın, top. Ronaldo şimdi geçemedim. Ara pası geçerse etkili. Ronaldo ceza sahası dışı, işte gol. İki yazacak burada, görelim. İşte iki yazıyor. Ronaldo'nun golü. Juventus 2, Başakşehir 0. Ve ceza sahası dışından attığımız için skor tabelasında 2'yi görüyoruz değerli izleyiciler. Ha, keyifliymiş ya. Yani arkadaşlarınızla yan yana özellikle oynarken ya bu mod çok çok eğlenceli olacak. Hep düşünürdüm. Hani biliyorsunuz mesela ben uzaktan 40 metreden falan gol atınca bu gol 3 gol değerinde falan derdim. Ona benzer bir şey olmuş. İşte Ronaldo böyle vuruyor ve ağların sağlamlığını test ediyor. Ve artık bunu devam etmeye gerek yok. Diğer modlara geçelim. Şimdi de gençler Survival'ı deneyeceğiz. İngiltere'den deneyelim. Arsenal'ı seçtim. Rakipte Crystal Palace, yani Tantumispor'u üzerine kurduğumuz takım. Bunlara gençler, golü atan takımdan bir oyuncu eksiliyor. İşte müthiş bir atmosfer ve mücadele başlıyor. Ben bir şey deneyeceğim yalnız. Kendi kaleme gol atabiliyor muyum? Onu denemek istiyorum. Yapabilir miyim öyle bir şey? Bakayım. Dur bakayım. Attım. Sırf görün diye yani. Bir de seviniyor Zaha. Rüzgarın oğlu Zaha seviniyor. Gol attım deyü.
basıp geçmiyorum, izleyelim. Kaça kadar çıkacak onu test edeceğim gençler. Yani kaç tane oyuncuyu çıkartabiliyoruz onu görelim. Hoca yok sahada hoca. İki oldu. Ve gol sonra santra yapıldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kendi kalene atınca çıkmıyor. Onu fark ettim, tamam. Kendi kalene atarsan oyuncu çıkmıyor. Normal gol atman lazım. Tamam, şimdi oldu. Sıkıntı yok, şimdi onu denemiş olalım. L1 artı üçgen efsane. Sen onu alırsın oradan. Alamadı. Tamam, onu öğrenmiş oldum. Onu merak ediyordum. Şimdi gençler rakip kaleye atacağız. Adam gibi. Normal bir şekilde. Demek ki onu düşünmüş sevgili EA Games. Demiş ya bu kendi kalesine atarsa da adam çıkmasın. Saçma olur diye. O ara pası. Ay nasıl geçmez. Nasıl geçmez. Ooo nefis kaptım. Ara pası etkili. Yardırıyor oradan adamımız. Köşeye bir vuruş. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bu gol nasıl kaçar Mesut? Korner mi? Kaleci mi dokunmuş? Dedim nasıl kaçtı? Gençler bakın böyle bir taktik yapıyorum. Oyuncu çağırıyorum ama kandırıyorum. Şuraya doğru yolluyorum ve kafa gol. Olmadı. Taktik olmadı. Şu pas güzel. Şu pas da güzel. Şu ondan da güzel. Nefis bir çalım. Göm onu köşeye. Lan bunu topuklasana itele. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Git kale arkasına. Mesut özür diliyorum çocuğum senden. Özürlerimi kabul et Mesut. Ve öne geçiyor işte. Şaka. Ve gol sevinci gençler şimdi göreceğiz. Bizim takımdan bir oyuncu çıkacak. Bizim takımdan çıkacak oyuncu ve 10 kişi kalacağız. Bir tane daha atarsam 9 kalacağız falan falan böyle azalacak gitgide. Yalnız kimin çıkacağını nasıl belirliyoruz bilmiyorum. Rastgele çıkıyor şimdilik. Bakın rakip takım öyle üzülüyor. Ve işte çıkan isim Torreira. Midfielder yani orta saha oyuncusu çıkıyor. Güzel değil mi ya? Eğlenceli bayağı yani. Kaldık 10 kişi kısacası. Ve Torreira. Üzgün tabii ki niye çıktım ben falan diyor. Tamam. Direkt şimdi diğer modlara da bakalım. Gençler şu kafayla voleyle uğraşmaya gerek yok. Zaten tahmin ettiğiniz gibi kafa vuruşları, voley vuruşları. First'te ilk golü atan. Şu ne olursa bir geçelim. Kural mural yok. Çok merak ediyorum. Nedir? Bu sefer hadi Fransa'yı vermiş. Fransa'dan seçelim. Paris Saint-Germain'e bakalım. Ve Paris'i seçiyorum. Fransa'dan karşı takımdan Nice olsun. Bunu gerçekten merak ediyorum gençler. Hiç kural yok. Yani offside yok. Faul yok. Nasıl olacak ben de merak ediyorum ya. Kuralsız oyun. Allah Allah. Durun deneyeceğiz. Bu arada gençler FIFA 19'da baya baya fazla gerçek yayın görüntüleri var. Yani atıyorum İspanya Ligi'nden ne bileyim işte Premier Lig'den falan maçlar yapıyorsanız skor tabelaları da oranın ülkeleri, yani o ülkenin televizyonlarına göre değişiyor. Bakalım kural yok neymiş aga. Yap ara pasını. Ver pası. Faul de yok herhalde. Dur bakayım Cavani. Cavani bir aşırtma düşündü. Olmuyor. Ben şimdi faulü falan deneyeceğim. Dur bakayım. İndir. Oy ne daldı be. Gel buraya gel. Kaçma. Gel buraya. Kaçma. Al sana. Faulü vermedi. Ay çok eğlenceliymiş gençler. Bu da süper bir mod. Faul yok, offside yok, kural. Hiçbir şey yok yani. Böyle daha keyifli kardeşim. Yardır bakayım. Yap ara pasını. Offside yok zaten. Ay geçmedi. Al onu çocuğum. Gel buraya. Gel buraya. Al sana. Al sana. Al sürekli kayıyorum. Hayır. Aferin sana kaleci. Lan. O nasıl gol ya? Ne yaptın kaleci ya? Oyunun yapısını bozdum ya. Kaleci kendi kalesine gol attı ya da. Dikkat. Kay. Hiçbir şey yok. Kalk kalk. Hiçbir şey yok. Süper bir şey. Tam Emrecanlık oyun gençler bu. Kay dur sürekli. Dikkat dikkat dikkat. Bırakın çıksın. Bırakın çıksın. Aa çıkmadı. FIFA'da da bu var ya. Kolay kolay çıkmıyor top. Offside yok nasıl olsa. İşte bu. Yardır çocuğum. Yardır çocuğum.
nefis hareketler ve efsane bir gol. Ya hangi tuşa basınca ne yapıyor acaba ya? Ha böyle böyle yapıyor. Cavani. Ve offside'dan gol atıyoruz ya. Keyifli değil mi? İşte görüyorsunuz. Cavani bir de nefis bir çalım yaptı orada. Hobala jubala yaptı. Kaleciyi ters köşeye yatırıyor. Müthişti. Gençler ben çok eğlendim. Dediğim gibi 5 tane modu var. Bu eğlenceli survival yani house rules diye geçiyor da kuralsız oyunları. Ben çok eğlendim. Umuyorum sizlerin de hoşuna gitmiştir. Sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Dediğim gibi FIFA videolarımız bol bol gelecek. Gamescom'dan zaten çekimler yapıyoruz. Gelecek. Ama oyun çıktığında emin olun ki artık SSGR kanalında FIFA videolarını, kariyer modunu, Alexander'ı, ne bileyim FootDraft'mış, oymuş, buymuş bol bol göreceksiniz. O yüzden kendinizi şimdiden hazırlayın. Eğer SSGR kanalına hala abone değilseniz ne duruyorsunuz kardeşim? Aşağıdan abone ol butonunu tıklayın ve siz de SSGR'ler arasında yerinizi alın. Sosyal medya hesaplarımdan özellikle Instagram'dan beni takip edin gençler. Oradan duyurular yapıyorum. Ve eğer bu videoyu beğeniyorsanız beğen butonuna. Görüşürüz çocuğum. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Kokuştur kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Beni çağırıyorlar gençler. İyi gitsin VIP şey. Sevgiyle kalın. Size doğru gelin gençler. Abone olun. Beğenmeyi de unutmayın sakın. Cansız.